Efendim dinginliğe ve sessizliğe bakmayın. Hummalı bir çalışma var. Neresi burası? En iyi mekan. Kar mekan. Radyo Gol'de dinliyorsunuz. A-Spor'da dinliyorsunuz. Her yerde dinliyorsunuz. Kar mekan artık hepinizin mekanı oldu. Ve gelin kar mekandan içeri. Aa, Serhan Türk, Kaan Ayan'ın arabasını mı getirdi? Evet, Kaan yok şu an yurt dışında. Ben de getirdim arabasını. Aa, Kaan Ayan. Kaan Ayan'ın arabası. Yalan değil mi? Evet, iyi denk gelmiş değil mi? Evet ya, evet, Kaan evet. Ayan'a. 003 bir de sağa bek. Yani mekana getirdik. O yalnız sol bek oluyor da. Evet efendim, büyük yorumcu Serhan Türk'le birlikteyiz. A-Spor'dan tanıyorsunuz, Demirören Haber Ajansı'ndan tanıyorsunuz, Desmart'tan tanıyorsunuz, her yerden tanıyorsunuz. Tanımayanı zaten yani dövüyorlar. Estağfurullah. Fahri Bey'le tanıştınız. Tabii Fahri Bey'le tanıştım. Geldin. Hoş bulduk Fahri. Ne yalnız abi bir şey satarmış harika gibisiniz. Aldın mı arabayı? Kaç para? Verdim gitti. Yok, çok güzel mekan yani. Şimdi biraz önce Fahri de beni dolaştırdı. Adem de direkt konuya bakıptı. Çok güzel bir yer yapmışlar. Ben çok hoşuma gitti. Ben hem yurt dışında hem Türkiye içerisinde böyle showroomları çok seven ve arabayla sürekli aşırı neşir olan bir insanım. Hatta yolda giderken arabanın sesini dinleyip sorunun ne olacağını düşünen bir insanım. Çünkü sana zaten Enzo Serhan diyorlar. Enzo Serhan. Ondan dolayı böyle yerleri ben Avrupa'da çok fazla görüyordum. Yani hani böyle mekanın içerisi çok güzel bir şekilde ambiyans yapılmış. Değişik konularda değişik yerler yapılmış. Ben takdir ediyorum, gerçekten harika bir yer yapmışsın. Serhancığım yani, sana tanıtayım mı burayı? Lütfen. Bak şu sahada gördüğün alana futbolcu geliyor, sözleşmeyi burada imzalıyor. Daha sonra burada sağlık kontrolünden geçiyor futbolcumuz. Gördüğün gibi. Futbolcu burada sağlık kontrolünden geçtikten sonra burada antrenmana çıkıyor. Peki parayı nereden alıyor? Onu da söyle bana. Tabii para şurada bak. Parayı şuradan alıyor. Efendim genelde mikrofonu hep o uzatır ama bu kez ben uzatacağım. Lütfen uzman arayalım. Senin önünden geçme, arkandan geçme. Yalnız çok iyi futbolcudur biliyor musun? Eski, tabii bekleriz. Aa, ya sana şöyle söyleyeyim. Güzel ekibim vardır yani. Sana şöyle söyleyeyim. Galatasaray antrenmanlarının sonrasında Galatasaraylı yazarlar, spikerler, muhabirler bir araya gelir ve maç yaparlar. Fatih Terim'in belini kırmışlığı vardır. Yok onu söyleyeyim. Yok, bütün kaleci hocalarının hepsine golüm vardır yani, onu kesin yani. Şenol Güneş daha iyi. Tabii. Çok tabii güzel. Yani ama şu da bir gerçek, Drogba'dan da ayakkabısını alıp o ayakkabıyı şans getirdi. Her maçta giyerim o Drogba'nın bana hediye ettiği ayakkabıyı. Hala sende mi? Tabii bende. Ben de. Ayaklarımız da aynı numara olarak da. 5000 lira veririm. Al senin olsun. Bir de forma koleksiyonu var benim gibi. Evet, forma koleksiyonum mahvetti söyleyeyim ben. Buradan da şikayet ediyorum. Lütfen izleyenler, formanız varsa ve koleksiyon olarak Emre bir yere götürecek koleksiyon şeklinde, showroom şeklinde sunacaksa vermeyin. Sonra formalar gelmiyor. Şu an yaklaşık benim 80-90 tane formam vardı. Evimde şu an bir tane forma var. Ya ben böyle bir yalan görmedim ya. 80 tane. Evet. Topu 8 tane verdim. Aa, 9 tane geri verdim. O zaman Emre abi şimdi. Peki asıl koleksiyonunu biliyor musun? Araba koleksiyonu var adam. Araba yok, arabayı çok severim. Araba koleksiyonu değil de arabayla ilgili her şeyi çok severim yani. Burası o zaman tam sizin mekanınız. Tam benlik gerçekten. Kar mekan diye özellikle geldim. Eyvallah. Benim mekanım. Böyle en söyleyeyim. İyi mekan kar mekan. Kesinlikle çok da güzel olmuş. Arabanın cam filmiyle ilgilenirim. Arabamda ufak bir ses yiyorsa ilgilenirim. Ufak bir çizik olursa dert ederim. Ama bunları i̇şte burada sorun yapan ve sürekli çözüm halinde de arayan da bir insanım. Çok güzel. Burada zaten biz onu yapmayı hedefliyoruz. Bir araçta olabilir ne kadar hasar, sorun varsa, sıkıntı varsa tek bir çatı altında hepsini çözmeye çalışıyoruz. Müşterilerin en çok beğendiği kısım burası zaten. Geliyor, boyası varsa boyası yapılıyor, göçü varsa göçü düzeltiliyor, herhangi bir hasar varsa o onarılıyor. Film ihtiyacı varsa film, PPF ise PPF, renk değişimi, detaylısı, pastası, serabi zaten bir çatı altında. Hepsi birlikte çıkınca da sefer diyor ki ben niye başka yerlere gideyim? Bu işler için en iyi mekana gidelim. O yüzden kar mekana geliyorlar. Gerçekten ben de bundan sonra kar mekana gelirim. Çünkü çok hoşuma gitti içerideki mat olan arabayı. Şimdi o mat aracın mat serüvenini ben size çok kısaca yani anlatayım. Hatta ben bile arabamı mat araba istiyorum. Mata sevmeyi düşünüyorsunuz. Seve seve yardımcı oluruz. Öncesinde biz burada pastacılar seramik kaplama alanı içerisinde yüzey temizliğini yapıyoruz. Ne kadar çizik, hare, kil varsa onların hepsi temizleniyor. Akabindeki bu duruma geliyor. Hareler işte pasta bu haresi bunlar.
Hepsi temizlendikten sonra buradaki kısımda görmüş olduğunuz parlaklığa kavuşuyor. En son hali buradan sonra temizlendikten sonra da PPF kaplama alanına geçiyor. Burada da görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 3-4 ustamız kaplamasını gerçekleştiriyor. Bu araç zaten orijinalinde de mat. Biz de buna Stain Dynamat uygulamasını, PPF'ini uyguladık. Mat oldu yani. Mat yaptık. Kimisi de geçen geldi mesela metalik griydi. Metalik gri, mat gri, Dynamat yaparak mat griye çevirdik. O da gerçekten şahane oldu. Tavsiye ederim yani. Yani ben mat için geleceğim. Gerçekten benim şu an ideal rengim mat. Yani ben de neresi güzel yapar, hangisini neresi olur diye. Ferrari'ni mi, Lamborghini Gallardo mu? Yok, Cheyenne getireceğim. Cheyenne olsun. Olsa hiç fark etmez. Gelseniz. Cheyenne dediğiniz de o da bir Jeep. Yok, Cheyenne bari. Cheyenne, ben Cheyenne alacağım. Cheyenne olsun zaten. Cheyenne de var, Cheyenne de var. Cheyenne de var. Adam şey, baksana abi şu endama bak adamı. Hani buraya şarkı koyarız. Endamım yeter diye böyle. Geçen de Jeep olarak mat füme İbrahim Büyükak abimizin aracını kapladık. O da gerçekten çok güzel oldu. Genelde Jeep'lerde böyle mat tercih etmiyorlar ama biz bir deneyelim dedik. O da çok sevdi. Sonucunda o da bize teşekkür etti. Yolcularla çıkartayım mı sen? Ben Ergün Pembe'yi de buraya bekliyorum. Ya Ergün'ün çünkü iyi alanı. Ergün seni buraya bekliyoruz, Ergün Pembe. Ergün acayip hoşuna gider. Arabalarla uğraşmayı ve sürekli araba değiştirmeyi sever. Şimdi Serhan abi sizden şunu da rica edeceğim. Sadece Galatasaraylı değil, Karmeken. Galatasaray'ın haricinde Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçeli futbolcu herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz tamam, diyelim. Tamam, ben o zaman Gökhan Gönül'ü de çağıralım. Gökhan da biliyorsun. Gökhan'ı da çağıralım. Evet, abi Mandıralı da çağıralım. Amin çağıralım, evet. Gökhan'ı o çağıralım. O dört büyük kulüpten herkesi bekleriz. Diğer abileri de bekleriz. Tamam, herkesi bekliyoruz. Adı üstünde dört büyük olduğu evet. için öncelik. Arabayla ilgili hassasiyetiniz varsa evet. Kar mekana gelin diyoruz. Evet. O zaman efendim bir yayının daha sonuna geliyoruz. Arkasında arkadaşın gördüğü araç da yeni sıfır araç ve o araca da bir boyama koruma yapılmış. Yani sadece aynen. Eski araç değil. Sıfır aldın ya aracı. Direkt buraya geldi. Seramik ama. Kaplama. Seramik kaplama. Sıkıntı şu oluyor. Araçlar korunması için mumla kaplıyorlar ya. Tırda taşınırken herhangi bir sıkıntı olmasın mumla. O mumun her ne kadar yıkadıktan sonra şey olsa da ufak tefek kalıntıları kalıyor. O yüzden mutlaka sıfır aracın da bir yüzey temizleme ihtiyacı oluyor. O yüzden bilinçli olan müşteriler hemen buraya geliyor. Pastacıyla seramik kaplama. Bu ikisi boya korumak için en ideal boya koruma yöntemleri. PPF. Bu seramik kaplama boya korumada bir numara. Ama boya değil, ben boya artı aracımı korumak istiyorsam sadece yapması gereken stack PPF kaplamak. Bu işi iyi bildiğim için ve iyi de takip ettiğim için ben de buradan uyarı yapıyorum. Yani hani bazen arabayı sıfır aldığımız yerlerde özel yani resmi bayilerde bile bu işi taşör ediliyor, farklı yerlere veriliyor. İşin erbabına verilmiyor. Yani evet. Erbabına verilecekse evet. Bence böyle kişisel olarak her şey kurgulanmış ve sadece bu iş üzerine sadece bu iş için bir yere verilmesi gerektiğini kesinlikle. Düşünüyorum. Çünkü artık oto kama yapanlar bile seramik kaplama yapıyor. Ondan sonra araba temizliği yapıyor, pastacılığı yapıyor. Bence gerek yok. Bu işi erbabına vermek lazım. O yüzden ben zaten ben Karmekan Bey. Çok teşekkür ederim. Ben de bu konuda tabii. Çok araya girdim, kusura bakma Emre abi. Bu konuda yetkili bayileri buradan uyarmak isterim. Kimisi, hepsi değil ama kimisi şunu yapıyor. En ucuz malzemeyi en pahalı fiyata, en yüksek fiyata veriyor. Niye? Ben diyor ki X bir markayım, marka adı vermeyeyim. Büyük bir markalar. Beni zaten markama gelir. Müşteri ne anlar PPF'den? Öyle diyor ve yanılıyor. Yıllar sonra o ürün sararıyor, soluyor, çatlıyor. Sonra müşteri oraya gittiğinde ya hallederiz falan dese de araç bir değer kaybına uğruyor. Evet evet. Boyasıyla birlikte gelen araçları biz gördük. Yazık günah. Şimdi o kadar milyon lira değerinde olan araçların da onu koruyabilecek en iyi markalarla korunması lazım ki o aracın hakkı verilsin. O yüzden bu kişilerin mutlaka buraya bekliyoruz. Emre abi söyle. Ve bu kadar bizi izlediniz. Bu kadar bize zaman ayırdınız. Son dakika şovuyla veda edelim. Mourinho'nun adını unutturabilir denilen bir transfer yapacakmış Galatasaray. Öyle deniliyor. Doğru mu? Vereyim mi şimdi transferi? Transferi şimdi verme. Sen A-Spor'daki yayınlarda verirsin az ama. Az sonra yapalım. Hayır hayır. Az sonra. Parmak bence verelim merak ettim. Şey bir nereden hangi ülkeden gelir? Şu an için bir Premier Lig'den bir futbolcu bekliyoruz. Yerli bir transfer bitti. Yakın zamanda açıklanacak. Bir de iş transferde en önemli futbolcu. Dries Mertens'le anlaşma sağlandı. 3.9 milyon euroya yıllık son senesini Galatasaray'da oynayacak. Bir transfer Premier Lig'den geliyor. Bir transfer de Türkiye Ligi'nden geliyor. Ondan net bir şekilde söyleyeyim. İsmini kar mekanı takip edenlere ilerleyen dakikalarda açıklayalım. Günlerde. Öyle mi? Tabii tabii. Kar mekanı ve A-Spor'u takip edenler. Tabii ki. Ve radyo golü. Ve radyo golü. En iyi mekan. Kar mekan. Kar mekan. Herkesi bekliyoruz. Görüşmek üzere.